Welcome to OpenTX. Herkese merhaba. Bugünkü videoda Taranis serilerine devam ediyoruz. Hatta Taranis'in ilk nasıl yapılır videosu olacak. Daha önceki videoda Taranis incelemesini yapmıştım. Eğer merak ediyorsanız onu da kanalda bulup izleyebilirsiniz. Deneme diye bir model kendimiz vermiştik. İlk olarak şimdi bu videoda iki şey göstereceğim. Birincisi şu ekranın renginin nasıl değiştiği. Çünkü sanırım merak edilen bir şey. Beyaz ve mavi oluyor. Bir de turuncu olabiliyor. Turuncu ama farklı modellerde oluyor anladığım kadarıyla. Yani bunda öyle bir durum yok. Onun dışında da bir alıcıya kumandayı sıfırdan nasıl bağlayacağımızı göstereceğim. Şimdi ilk olarak hani kumandayla ilgili kumandanın kendi ayarlarını yapmak için şuradaki menü tuşuna basılı tutuyoruz. Şöyle tekrar göstereyim. Menü tuşuna basılı tutuyoruz. Basılı tuttuğumuz zaman buradan gördüğünüz gibi radyo setup kısmına giriyoruz. Şuradan tarih, saat vesaire bütün şeyleri ayarlayabiliyoruz. Buradan işte bataryanın kaç voltla kaç volt arasında çalışacağını buradan söylüyoruz. Yani şöyle söyleyeyim. Hani atıyorum daha yüksek gerilimli bir lipo vesaire kullanıyorsanız 3S lipo kullanıyorsunuz diyelim. Burada 6-8 volt yapmanız yanlış olacaktır. Çünkü eğer 3S bir lipo 6 volta kadar kullanırsanız büyük ihtimal ölmüş olacak zaten. Bunun dışında işte burada sesle ilgili ayarlarımız var. İşte bip seslerin işte yüksekliği vesaire. Hani bunları anlayabilirsiniz diye tahmin ediyorum. Şuradan kontrasta geleceğiz. Kontrasta geldiğimiz zaman mesela kontrasta arttırdığımız zaman ekranın yazılarının kontrastının nasıl değiştiğini hani görmüş oluyorsunuz sanırım. Şöyle tekrardan bir aşağı bir yukarı yapayım. Neyse bu eski haline gelsin 25'te dursun. Buradan işte yani şuradaki gördüğümüz yazıların kontrastını ayarlıyoruz. Enter'a basıyoruz tekrardan şey yapıyoruz. İşte düşük batarya alarmını vesaire buradan çıkarabiliyoruz. Şu 10 dakika boyunca herhangi bir şey yapmazsanız kumandanız böyle boş boş duruyorsa eğer size inactivity alarm vermeye başlıyor. Gördüğünüz gibi şuradaki arkadaki ışığın ne zaman yanacağını buradan anlıyoruz. Şimdi sadece şu tuşlara bastığımız zaman benim ekran ışığım yanıyor ve sadece 5 saniye kadar sürüyor. Bunun dışında isterseniz eğer kontrollere de bunu atayabilirsiniz. Her ikisine de atayabilirsiniz. Ya da sürekli açık yapabilirsiniz. Ben sadece şu tuşlara bastığım zaman ışığın yanmasını istiyorum. 5 saniyede yeterli oluyor. Şimdilik 10 saniye çıkarayım anlatırken sürekli kapanmasın. Buradan Brightness'a geliyoruz. Brightness ayarlarımızı düşürdüğümüz zaman gördüğünüz gibi ekran ışığı tamamen gidiyor. Tabii %100 yaptığınız zaman ekran ışığının en azından bir işe yaradığını göreceksiniz. Şuradan renk seçeneğine giriyoruz. Renk seçeneğine girdiğimiz zaman şöyle gördüğünüz gibi en sona aldığımda bu ekran rengi masmavi oluyor. En yukarı aldığımdaysa beyaza yakın bir mavi tonda oluyor. Bahsettiğim ekran renginin değiştirmesi ve renk ayarları buradan yapılıyor. Bunun dışında işte buradan da birçok farklı şeyi yine kumandayla ilgili ayarları yapabiliyoruz. Şimdi bunun dışında şeye geçelim. Kumandanın yeni bir alıcıya nasıl bağlanacağından bahsedeyim. Daha önceki videoda zaten deneme 1 diye bir model yapmıştık. O model üzerinden gideceğim bütün şeylere gitmeye çalışacağım. Menüye basıyoruz. Buradan deneme 1 modelin içine page ile giriyoruz. Girdikten sonra bu ilk hani birinci menüde şurada yani şöyle tekrar göstereyim ne yaptım da yukarı çıktım ki en altlarda çünkü yani yoksa yukarıdan aşağıda gidebilirsiniz tabii ki. Ve en altlara doğru bir tane receiver kısmımız olacak. Evet. Şuradan görüyorsunuz. Internal RF dediği şey. D16 modunu seçiyoruz. Çünkü yani S-Bus kullanacağım. Hani bunun dışında çeşitli farklı modlarda seçiyorsunuz işte. Yani bunu kapatabiliyorsunuz da tabii isterseniz. İşte D8 vesaire. Bunlar farklı alıcılar için geçerli. Ben X8R veya X4R SB için hani bu alıcılar için geçerli olan modu gösteriyorum burada size. D16 modda çalışacak. Bunun dışında kanal aralığını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Hani gördüğünüz gibi işte 1.8 işte ona göre farklı kanal modları atayabilirsiniz buradan. Kanal aralığı diyelim. Buradan giriyoruz işte alıcı modumuz bu. İlk yapmamız gereken bu bind tuşuna basmak. Bind'a bastıktan sonra biraz meşakkatli bir iş olacak. Çünkü alıcının hem düğmesine basacaksınız. Şurada bakın şöyle göstereyim. Şurada bir tane düğme var. Ses duyuyorsunuzdur. O düğmeye basılı tutarak quadcopter'e güç vereceksiniz. Ve tabi bind modunu aldıktan sonra böylece birbirine bağlanacaklar. Şimdi ilk önce şunu göstereyim size. Bind modunu alınca kumandamızın, özür dilerim, alıcımızın üzerindeki ışık yanıp sönecek. Şu hemen altında led ışık var zaten şurada şeyin altında. Şimdi ben bir kopter'e güç vereyim. Önce hani siz o şeyin nasıl olduğunu görün. Şu anda bağlı değil.
Gördüğünüz gibi alıcının üzerindeki ışık şu anda kırmızı yanıp sönüyor. Bunun anlamı şu, hani kumandamız açık, evet. Ama kumandamız modelle bağlanmadı, yani bind olmadı. Ondan dolayı kırmızı yanıp sönüyor, herhangi bir bağlantı olmadığını gösteriyor. Şimdi bizim tabii bunu yapmak için belki birden fazla ele de ihtiyaç olabiliyor. Yani ikiden fazla ele hatta. Bahsettiğim gibi önce şu şey koplarımızdan gücü keselim bir. Tabii. Evet, kopterin gücünü kestim. Şimdi bahsettiğim şurada şuradaki kısımda bind moduna gireceğiz. Şurada göstermiştim ya size. Bind'a enter'a basacağız. Ötmeye başlayacak alet. Şimdi bu ötüşleri yaparken şuradan şey tuşuna basılı tutacağız. Bind tuşuna basılı tutacağız. Daha sonra da alıcımıza yani kuadımıza güç vereceğiz. Tabii böyle tek başına biraz zor oluyor. Heh, pili takabildim. Hemen şunu göstereyim. Gördüğünüz gibi yanıp sönmeye başladı kırmızımız ve yanında da yeşil ışık yanmaya başladı. Bu bind moduna yani girdiğini gösteriyor şeyin alıcımızın. Şu anda da işte birbirlerine bind oluyorlar. Bu bundan sonra hani bind'ı şey yapabilmemiz için, tam atayabilmemiz için şeyi sökmemiz gerekecek. Pilimizi sökeceğiz. Kumandamızı kapatacağız. Daha sonra kumandamızı tekrar açacağız ve quadcopter'imize güç vereceğiz. Böylece her ikisinin birbirine nasıl bağlandığını göreceksiniz. Bağlandığı zaman şurada gördüğünüz gibi yeşil bir ışık yanıyor olacak. Bu arada bu ışık yanıp sönmüyor, aklınızda bulunsun. Şu an büyük ihtimal benim kameramın yani bu ışığın frekansıyla çakışmasından kaynaklı bir yanıp sönme durumu var. Şu ışık yani şu an ben hani bunu düz yanıyor olarak görüyorum ama kameradan büyük ihtimalle yanıp sönüyor olarak gözüküyor. Böylece kumandamız alıcımıza bağlanmış oluyor. Şuradan da hatta kumanda ekranından da şuradaki kısımdan görüyorsunuz. Aman şunu değdirmeyin dedim ya, ekran çok çabuk çiziliyor. Şurada gördüğünüz gibi alıcımızla bağlanmış olduğumuzu anlayabiliyoruz. Hatta tabii ben şu arm switchlerini vesaire hiçbirini atamadığım için şu an quadcopter'i çalıştıramıyoruz. Öyle de bir durum var. Her neyse, kumandayla alıcının birbirine bağlanması bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım işinize yaramıştır. Taranis'le ilgili daha birçok nasıl yapılır videoları olacak. Bunlardan dolayı kanala abone olmayı, takipte kalmayı unutmayın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.